Biz ne yaptık? Yıllarca ak akçe kara gün içinde dedik. Merkez Bankası'nın rezervlerini aldık. 28 milyar dolardan tam 136 milyar dolara çıkarttık bakın. 28 milyardan 136 milyar dolara çıkarttık. Kaç yıla tekabül ediyor bunu? Bu 2002 ile aşağı yukarı 2012-2013 yani 10 yıllık bir süre içerisinde bunu gerçekleştirdik. Ve yine bu süre içerisinde ben ayrılana kadar Merkez Bankası'nın müdahalesi, piyasa müdahalesi toplam 12 yılda 12 defa olmuştur. Ve bunun toplamı da 8,5 milyardır. Şimdi Merkez Bankası arada müdahale eder piyasaya. Yani serbest kur rejiminde, dalgalı kur rejiminde seviye belirlemez merkez bankaları. Ama aşırı oynaklık gördüğü zaman o aşırı oynaklık müdahalesini yapar. 12 yılda toplam 12 defa ve toplamı 8,5 milyar dolarlık bir müdahaleden bahsediyoruz. Peki 2018'in Haziran'ında partili taraflı cumhurbaşkanı göreve başladı. Akraba Bakanı da ekonominin başına görevlendirdi. İkisi el ele verdiler. Tam 130 milyar dolarlık rezervi erittiler. 12 yılda 8,5 milyar dolar. 12 yılda. 2 yılda 130 milyar dolar. Kaldı ki benim bahsettiğim 8,5 milyar dolar sadece gerektiğindeki anlık müdahaleler. Hamleler. Halbuki 28'den almışız, 136 milyara zaten çıkartmışız rezervi yani. Ciddi bir rezerv birikimi yapmışız. Alma tarafından bahsetmiyorum. O zaman yani ülkenin durumu iyi, sağlam, döviz bol. Döviz bolken alıp yedeğe koymak. Döviz bolken alıp yedeğe koymak. Ne için? Kara gün geldiği için. Mesela Merkez Bankası'nın döviz rezervi böyle eksiye düşmeseydi, şu anda Merkez Bankamız bizim para basabilirdi. Böyle özel dönemlerde para basılır. Avrupa Merkez Bankası para bastı. Amerikan Merkez Bankası para bastı. 3 trilyon euro, 3 trilyon dolar. Bakın. Japon Merkez Bankası para bastı. İsviçre Merkez Bankası para Pandemiden bastı. dolayı, hemen. Pandemiden dolayı. Yani pandeminin etkilerini aşmanın bir yolu, bir hazır rezerviniz, yani karşılığında para basmak. Yedek akçeniz vardır. O yedek akçeyi harcayabilirsiniz ya da para basarsınız. Ve bu dönemlerde basılan para enflasyonist de olmaz. Ama hangi şartta bastığınız paranın karşılığı varsa. Şimdi bu 130 milyar dolarlık döviz rezervi eritilmeseydi, Merkez Bankası'nın kendi sahip olduğu, böyle borç aldığı döviz değil, şu anda döviz diye gösterdiği borç aldığı döviz yani. Gerçekten kendi sahip olduğu döviz olsaydı, basacağı para karşılıklı para olacaktı. Ve karşılıklı para bastığı zaman da bu enflasyonist olmayacaktı. Karşılıklı para basıp vatandaşa bunu dağıtmak ve acil ihtiyaçlarını çözmek mümkündü. Avrupa bunu yaptı. Amerika bunu yaptı. Yani Türkiye'de bugün yaşanan ekonomik sıkıntılarının giderilemesinin bir sebebi de rezervlerin olmaması diyebilir miyiz? Kesinlikle. Olsaydı mutlaka piyasayı Kesinlikle. Rezerv rahatlatabilirdi. dursaydı Merkez Bankası para basabilirdi. Para bastığı para da vatandaşa dağıtılırdı. Acil ihtiyaçlar rahatlıkla karşılanırdı ve bu enflasyonist olmazdı. Çünkü zaten acil ihtiyaç, acil. Şimdi para ne zaman karşılıksız basılırsa enflasyonist olur. Bir de normal dönemde ölçüyü kaçırırsanız bu sefer acil ihtiyaçlarıyla her şeyi satın alma eğilimi başlar. Bu sefer talep artar, fiyatlar artar. Yani hani ekonomi çarkları böyle yürüyor. Dolayısıyla bu pandemi de bu kadar büyük sıkıntı yaşıyorsa bu ülke, Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesidir ve Merkez Bankası'nın yedek akçelerinin tüketilmesidir. Aksi halde çok daha kolay yönetilebilirdi. Ama tabii bugün bakıyoruz, şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor. Diyor ki turşusunu mu kuracaktık diyor. Peki turşusunu kurmayacaktı da niye yıllarca? Ben 100 tane konuşmasını çıkarabilirim bant kayıtlarından. Rezervlerin artmasıyla niye övündü o zaman yıllarca? Yani Merkez Bankası'nın biz işin başındayken ve biz o rezerv biriktirirken çıkıyordu konuşuyordu. Ne diyordu? Bakın rezervimiz şuradan şuraya arttı diyor. O zaman Sizden niye bu bilgileri övünüyordu? alıyor muydu? Ne kadar oldu falan diye sizin döneminizde? Biz hazırlıyorduk veriyorduk yani. Rakam şuydu şu oldu diye biz hazırlıyorduk veriyorduk. Hepsi gerçek, şeffaf. Hepsi Merkez Bankası'nın web sitesinde açıklanıyordu. Bugün hala hepsi açıklanmış şekilde duruyordur. Zaten bu 130 milyar dolarlık rezerv erimesiyle ilgili en önemli sorun bu işin gizli yapılması. Örtülü yapılması. Ve direkt Merkez Bankası tarafından değil, dolambaçlı yollardan yapılması. Biz şimdi bunun cevabını hala alamadık. Şimdi nihayetinde kabul ettiler 130 milyar dolar. Hatta Cumhurbaşkanı başka konuları da kattı. 165 milyar dolar dedi. Hatırlıyorsanız bu saraydaki oda sayısında da aynı şeyi yapmıştı. Hani bin odalı saray, bin odalı saray derken çıkmıştı. Ne var demişti? 1200 tane oda var demişti. Şimdi de 130 milyar dolar derken çıktı 165 milyar dolar dedi. Başka şeyleri de katarsanız olur. Rakam daha da büyüyebilir. Biz hani
ihtiyatlı ve kendi bilebildiğimiz kadarıyla çekiyoruz rakamları. Açıklanmayan bir rakam bulmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Nereden buluyoruz? Bir su deposu düşünün. Evet. Su deposuna giren su belli, çıkan su belli, bir de kalan su belli. Diyoruz ki ya bu kadar girdi, bu kadar çıktı, bu kadar su olması lazım depoda. Bu olmadığına göre demek siz bunu sattınız diyoruz. Oradan ortaya çıkarttık bu rakamları yani. Efendim aynı yani zamanda... Depoda su yok. Şimdi giren su belli, çıkan su belli. Bunlar açıklanıyor ama depodaki su olması gereken çok daha fazla ve yok yani. Şimdi buradan bulduk biz bu rakamı. Şimdi bunu çıkıp niye dolambaçlı yollardan yaptıklarını, niye direkt Merkez Bankası'nın bu dövizi satmadığını ve niye gizli gizli yaptıklarını, niye biz ortaya çıkartmadan bunu kabul etmediklerini, açıklamadıklarını biz merak ediyoruz. Yani rakamlar konusunda az çok ortaya çıktı. Bu dövizin eriyip bitirildiği ortada da. Şimdi niçin gizli yaptınız, niye dolambaçlı yaptınız diye soruyoruz. Bir de biraz daha detay soruyoruz. Hangi tarihte ne kadar sattınız diyoruz. Efendim Merkez Bankası Başkanı, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı şu anki ve bizzat Cumhurbaşkanı kendisi bu sürecin başında böyle bir erimenin olmadığını ifade etmişlerdi. Evet. Ve aynı zamanda siz konuyu Sayın Albayrak döneminde de götürmüştünüz şimdiki konuşmanızda. Ve o sürece ilişkin olarak da Sayın Cumhurbaşkanı Berat Albayrak dönemindeki bu bakanlık sürecinin sadece isminin önündeki damat sıfatından dolayı yaptığı bütün güzel işlerin örtbas edildiğini ifade etmişti muhalefet partilerine cevaben. Peki böyle bir durum söz konusu mu sizce? Hani Sayın Berat Albayrak'ın sadece damat sıfatından dolayı mı bu şekilde bir itibar suikasti, diğer tarifle söylüyorum, onun altında bırakıldığını düşünüyorsunuz? Yani bu konuda sizce ne düşünüyorsunuz sizler? Merak ediyorum doğrusu. Şimdi biliyorsunuz bir atasözümüz vardır. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Biz işe bakıyoruz, sonuca bakıyoruz. Şimdi burada sorumluluk şundadır, bundadır demiyoruz. Onun için ben hep şunu diyorum. Hı hı. Taraflı Cumhurbaşkanı ve Akraba Bakan beraberce yaptılar bunu diyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın böyle bilgisi dışında haberim yoktu. Bu 130 milyar dolar satılmış da bizim damat satmış bitirmiş, benim haberim yoktu. Böyle bir şey yok. Yani devlet yönetiyorsunuz. Yani bu az buz bir rakam değil. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu ikisinin el ele verip bu işleri yaptığını öncelikle bir kayda geçirmemiz lazım. Yani suç şundadır, bunda da değil. Üstelik yeni sistemde biliyorsunuz yetki tek elde toplanmış durumda. Eğer yetki tek eldeyse sorumluluk da yine o yetkinin olduğu kişidedir. Çünkü o kişi karar veriyor, atamaları o yapıyor. Görevden aldım diyor alıyor, göreve getirdim diyor getiriyor. Bir gecede bir attığı imzayla insanları görevden alıyor, göreve getiriyor. Dolayısıyla bu sorumluluğundan bu işin kaçması mümkün değil. Yani tek imza yetki ise tek imza yine o sorumluluğu da yükler. Şimdi baktığımızda aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Muhasebe çok açık. Bakın 2018'de taraflı Cumhurbaşkanı ve Akraba Bakan göreve başladıklarında bu ülkenin hazinesinin toplam borcu 970 milyar TL. Bakıyoruz geçen yıl sonuna, aşağı yukarı 2 yıllık muhasebeye 1 trilyon 935 milyara çıkmış hazinenin borcu. İkiye katlamış. Yani Cumhuriyet boyunca birikmiş borcu düşünün 970'i. 970 milyar borç kadar bir daha borçlandırmışlar bu ülke. Başarı nerede ya? Nerede başarı? Bu süre içerisinde ekonomi iki kat büyüdü mü? Hani dersiniz ki ya bizim borç büyüdü ama ekonomimiz de iki kat büyüdü. Böyle bir şey yok. Ama borç ikiye katlamış durumda. Aynı süre içerisinde Merkez Bankası'nın rezervi -60 milyar dolara düşmüş mü? Aynı süre içerisinde Merkez Bankası'nın Türk lirası cinsinden yedek akçeleri sıfırlanmış mı? Aynı süre içerisinde bütçe açığı artmış mı? Aynı süre içerisinde faizler artmış mı? Sayın Genel Başkan, ben tekrar 128 milyar dolar konu başına dönmek istiyorum. Naci Ağbal'ın 128 milyar dolar üzerine inceleme başlattığı için görevden alındığı iddiaları var. Ve bu pencereden bakacak olursak 128 milyar dolar konusu Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla mı fark edildi veya fark ettirildi? Biz 130 milyar diyoruz. Niçin? Çünkü biz 1 Ocak 2019'dan alıp 30 Eylül 2020'ye kadarki zaman dilimine bakıyoruz. O bahsettiğim havuza giren su, çıkan su, kalan sudan 130 milyar dolar buluyoruz. Muhtemelen diğer siyasi partilerde tarihleri biraz ileri geri alıyorlar. Farklı rakamlar bu ama mertebe bu kabaca. Şimdi bu meseleyi biz Naci Ağbal görevden alınmadan önce zaten gündeme getirmiştik. Hatta 2019'dan beri iktisatçılar bunlarla ilgili raporlar yayınlamaya başlamışlardı. 2019'dan beri. Hatta özellikle 2019 yerel seçimlerden önce Ocak, Şubat, Mart aylarında yüklü bir döviz satışının yapıldığı da
görüyoruz. Yani tam o seçimlerden önce bakın ekonomiyi ne kadar güzel yönetiyoruz. Kur da düşük gidiyor gibi bir hayali bir algı oluşturmak için seçim öncesi bunun da yapıldığını maalesef görüyoruz. Dolayısıyla bu 130 milyar dolarlık döviz rezervinin eritilmesi Naci Bey görevden ayrılmadan önce zaten gündemdeydi ve ben bunu herhalde en az 10 tane konuşmamda zaten ifade etmiştim televizyon programlarında ya da kürsü konuşmalarında. Ancak Naci Bey görevden alındıktan sonra öyle bir rivayet dolaştı. Yani Naci Bey'in bu konuyla ilgili bir çalışma başlattığı, bir raporlama sürecine girdiği ve bunun da birilerini rahatsız ettiğiyle ilgili bir rivayet var ama ötesini bilemiyoruz. Sadece bir rivayet, bir duyum. Doğru mudur, değil midir bilemiyoruz. Deva gelir.